Bence Cumhurbaşkanımız bizimle galiba dalga geçiyor. Tayyip Erdoğan'ın yerine de başkası gelse hiçbiri de tutmaz. Vallahi Avrupa'daki gibi dövizle maaş alırsak dediği doğrudur. Şimdi onu kıyaslayacak olursak geliri de öyle kıyaslamamız lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada Türkiye Avrupa'da en uygun elektrik veren ülkelerden birisidir dedi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık? Bence Cumhurbaşkanımız bizimle galiba dalga geçiyor. Türkiye'deki ve Avrupa'daki gelir dağılımıyla eşit olduğumuzu düşünmüyorum ben. Peki zamlardan önce elektrik faturanız ne kadar geliyordu? Şu an ne kadar geliyor? Daha önce 120 TL'ydi. Şimdi 370 TL geldi. Peki bu zamlar sizi nasıl etkiliyor? Ben şöyle söylüyorum, beni etkilemiyor. Allah çok şükür durumum var ama çok mağdur olan arkadaşlar var. Apartmanımızda doğalgazını ödeyemeyenler var. Onlara yardım ediyoruz. Herkesin durumu vahim. Elektrik fiyatları uygun değil ama ekonomiye de şöyle bakarsan, Cumhurbaşkanımın bir şey yapacaklarını düşünüyorum bu konuda. Gerçekten şu an millet bir ekonomi durumu var ama Tayyip Erdoğan'ın yerine de başkası gelse hiçbiri de tutmaz. Peki en son elektrik faturanız ne kadar geldi? 304 lira geldi. Normalde 180'ine gelirdi. Vallahi Avrupa'daki gibi dövizle maaş alırsak dediği doğrudur. Şimdi onu kıyaslayacak olursak geliri de öyle kıyaslamamız lazım. Ha şunu diyebilirdi, işte biz birilerini bir yerlere getirdik, rüzgar enerjisini, güneş enerjisini kullanacaklardı makamları icabı. Ha, öğrendiler, getirdiler teknolojiyi ama kendilerine işte büyük büyük arsalar parsellediler, biliyoruz çevremizde de. Yani bunu devlet için yapılacaktı bu hizmetler. Öyle olsaydı bu sefer bu fiyatlara da kullanmazdık. Allah'ın şu verdiği şu güneşi, Almanya'nın %10'u bizdeki güneşin sahibi ve %50 elektriğini bunu da karşılıyor. Düşünebiliyor musun yani? Ya Allah'a inanıyorsak bunun da hesabını verecekler. Şu güneşin, şu rüzgarın şeyi. Bizim bedava şey yapmamız lazım. Ha bedava istemiyoruz ama en azından bizi hükümetin, yönetenlerin koruması lazım bu tür şeylere. Uygun değil. Benim yakmadığım iki fatura geliyor. Ben onu nasıl ödeyeyim? Ben kirada oturuyorum. Çok zor durumda kalıyoruz yani. Bu yanlış bir şey bunun düşünceleri yani. En son elektrik faturanız ne kadar geldi? Ben 150 yakıyorsam 300 lira ödüyorum. Bak ben 300 doğalgaz ödüyorsam şimdi 600'e çıktı. Ben nasıl ödeyim? Çok mağdur durumdayız yani. Bunu başbakan duysun yani. Bence öyle değil. Türkiye'de dünyada en pahalı yakan bizik. Asgari ücret belli. 4250. Doğalgaz geliyor 1280. Elektrik geliyor 300. Ne bileyim daha çok yani pahalılık aşırı. Cumhurbaşkanı'nın bunu el atması lazım. Yani bizi kurtarması için, kendini kurtarması için yoksa böyle gitmez. Cumhurbaşkanı uygun olduğunu söyledi. Uygun değil bence. Bence uygun değil. Çok pahalı. Bizzat evden örnek vereyim. Yakın arkadaşlarımdan örnek vereyim. Geçen ay da değil. Yani 2-3 ay önce gelen faturayla hiçbir şekilde alakası yok. Ha tamam elektrik veriyor olabilir. Ama bu bir ihtiyaçtır. Bu bir lüks değildir. O yüzden fiyatların artması elektrik vermeyle bağlantılı değildir. Fiyatlar artıyor. İnsanlar burada mağdur duruma düşüyor. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim bu konu hakkında. Mağduruz hepimiz. Ailelerimiz mağdur. Biz mağduruz. Hadi biz en azından asgari ücretle geçinebildiğimizi düşünüyoruz. Ama insanlar, sigortasız çalışanlar var. İnsanlar gerçekten geçinemiyor. Yoksulluk durumunu zaten fark etmişsinizdir. Aç kalma oranı 4000 lira. Yoksulluk oranı 13 bin liraya kadar yükseldi. Asgari ücret 4250. Doğrudur canım. Çünkü bu kriz küresel. Avrupa ülkeleri, İngiltere'de, Fransa'da insanlar sokağa dökülüyor. Gıda şeyi bile çekiyorlar yokluğu. Yani doğrudur. Elektrik fiyatları uygun mu sizce? Yani iyileştirmeye çalışıyorlar. Hükümet elinden geleni yapıyor ben eminim. Yani biz de biraz bakalım ne olacak. En son elektrik faturanız ne kadar geldi peki? En son elektrik faturam 200 lira. Ama uygun mu sizce? Kombi çalışıyor. Kış günü biraz fazla da. Evet. Ya ben umut ediyorum yani. Düzelteceklerine ben inanıyorum. Uygun değil. Çok pahalı. Türkiye'de her şey pahalı. Yani devletin en baştakinden en altına kadar tüm yalan söylüyor. Yayınlamazsanız babalarından kurtulmayın. Tamam mı? Ben çiftçilik yapıyorum. Felayenin kuruyu köylerim. 15 liraya üre çıkmış.
Lira indirdik deyin 9 liraya. Ben geçen sene 2 sene önce güre 3000 liraya alıyordum. Nasıl indiriyorlar, nasıl bindiriyorlar benim aklım ermiyor. Mazot 17 lira olmuş. Çiftçi ne yapması lazım? Sana soruyorum, çiftçi ne yapması lazım? Ben traktörüm 115 litre alıyor. 115 litre. Şunu açayım da herkes görsün. 115 litre. Ne yapar 115 litre bugün? 1700 lira, 1600 lira. Sabah 8'den akşam 5'e kadar gitmeyecek. Hadi Sayın Cumhurbaşkanı'na söylüyorum ben. Hodri meydan kendi geçsin sabahına. Traktörü veriyorum, her şeyi veriyorum. Mazotu doldursun gitsin bakalım ne yapabilecek. Hadi bir gün bulduk. Komşudan veya petroldan viresi aldık. İkinci günü kimden alacağız? Peki bir vatandaş olarak elektrik fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? En son elektrik faturanız ne kadar geldi? Ben çok pahalı buluyorum. Pahalı buluyorum. Doğruya doğru konuşmak lazımsa. Ha bilmiyorum bu nereden kaynaklandığını da bilmiyorum. Devletten mi kaynaklanıyor, başka şirketlerden mi kaynaklanıyor onu da bilmiyorum. Yalan söylemeyin. Elektriklere zam geldi ama düzeltilecek inşallah. Güveniyoruz biz Erdoğan'a. En son elektrik faturanız ne kadar geldi? 160 gibi. Peki sizce uygun mu? Emekliye göre uygun değil ama düzeltilmesini bekliyoruz. Güveniyoruz yani. Ya aslında piyasaya göre çok yüksek ama şartlar, dünyaya şartlarına göre de normal bence yani. Peki en son elektrik faturanız ne kadar geldi? 241 lira. Peki zamlardan önce ne kadar gelmişti? Nasıl etkilendiniz? 190-180 geliyordu. %20 kadar etkilendim evet. Değil. Kesinlikle değil. Yine yüksek, yine yüksek. Hiç düşmüyor ki. Düşmediği halde yükseliyor. Yüzde bilmem kaç oranında zam yapıyorlar. Ekonomik durumu asgari ücrete yansıtıyorlar. Asgari ücret yükseliyor ama elektrik düşmüyor. Peki en son elektrik faturanız ne kadar geldi? Zamlardan önce ne kadar veriyordunuz? 270-280 lira. Sizce bu uygun mu? Değil. Biz iki kişi kalıyoruz. Kardeşimden kalıyorum. Öğrenciyiz yani. Yani öğrenci olmamıza rağmen böyle gelmesi çok mantıksız, uygunsuz. Uygunsuz yani, etik değil. Öyle olmayabilir ama dünyada da bir büyük bir krizin olduğu kesin yani. Onu da göz ardı etmemek lazım yani. En son elektrik faturanız ne kadar geldi peki? Zamlardan önce ne kadardı? Şu an ne kadar geldi? 150 falan geliyordu. Şu anda da 250'ye yakın geliyor yani. Bu sizi nasıl etkiledi? Ya illa ki etkiliyor yani bütçe olarak ama şu anda dünyada bir kriz var yani bunu göz ardı etmemek lazım. O yüzden enerji sıkıntısı var yani büyük bir şekilde. Ha bu da Türkiye'de en fazla etkilenen ülkelerden biridir yani. Bayağı bu aralar pahalı yani öncelerden uygundu. Peki önceki elektrik faturanız ne kadar geliyordu şimdi ne kadar geliyor? 1,5 katlandı. Önce 98 falan, 100 falan da şimdi 2'ye katlandı yani. Peki sizi nasıl etkiliyor bu zamlar, bu elektrik fiyatları? Tabii ki etkileniyor yani, etkilenilmem.